Bu videoda pimpon topu simülatörümüzü daha matematiksel ve kantitatif bir açıdan gözden geçireceğiz. Ve bu bölümün sonuna geldiğimizde aralarında kendi pimpon simülatörünüzü kodlamanın da yer aldığı birçok yeni bilgi öğrenmiş olacaksınız. Üç farklı şey yapmak için matematiksel formüller geliştireceğiz. Birincisi, fizik yasalarına göre parçacıkların nasıl hareket ettiklerini tanımlayacak. İkincisi, Parçacıkların birbirleri ve içlerinde bulundukları kabın duvarları ile nasıl çarpıştıklarını kontrol edecek. Üçüncüsü de parçacıkların zaman içindeki hareketlerini takip edecek bir yöntem geliştirecek. Parçacıkların nasıl hareket ettiklerini anlamak için gelin farklı hareketler tanımlayalım. Hareketten kastımız parçacıkların konumlarının zaman içindeki değişimi. Animasyon dersimizde cisimlerin nasıl hareket ettikleriyle ilgili bir fikir sahibi olmuştuk. O videoda zaman içinde farklı konumlarda çizdiğimiz topu animasyonla canlandırmış ve bunu yaparken de ekranın alt kısmındaki kareleri kullanmıştık. Topu her kare arasında eşit uzaklıkta hareket edecek biçimde çizersek topun sürtünmesiz bir yüzeyde kaydığı görüntüyü elde ediyorduk. Hız değişmiyordu, sabitti. Topun konum zaman grafiğini çizdiğimizde de bir doğru elde ediyorduk. Burada zaman yatay eksende, topun konumu da dikey eksende yer alıyor. Doğrunun eğimi bize topun ne kadar hızlı hareket ettiğini veriyor. Eğimin daha dik olması daha yüksek bir hız anlamına gelir ve konumdaki değişimin zamandaki değişime oranı olarak bulunur. Peki ya topun hız zaman grafiğini çizmek istesek? Topun hızı değişmiyorsa buna benzer bir grafik elde ederiz. Yer çekiminin etkisiyle hareket eden bir topu anime etmek ise daha zor bir iştir. Bunu yapmak için topun kareler arasında kat ettiği uzaklığın artması gerekir. Ne de olsa top yere düşerken yere yaklaştıkça hızı da artar, öyle değil mi? Bu topun konum zaman grafiği bir eğri olarak gösterilir çünkü her karede doğrunun eğimi değişmektedir ve eğer topun hız zaman grafiğini çizecek olursak da yatay olmayan bir doğru elde ederiz. Bu topun hızının sabit olmadığı anlamına gelir ve doğrunun eğimi de topun hızının nasıl değiştiğini bize gösterir. Topun hızını elde etmek için konumdaki değişim grafiğini çizdiğimiz gibi hızdaki değişim grafiğiyle de topun ivmesini bulabiliriz. Bu da ivme zaman grafiği. Bunun eğri değil bir doğru olduğunu yani ivmenin değişmediğini fark etmiş olmalısınız. Bunun sebebi de yer çekimine bağlı ivmenin sabit olmasıdır. Özetlemek gerekirse hız topun konum zaman grafiğinin eğimidir. İvme ise zaman hız grafiğinin. Eğimidir. Bu denklemlerde göreceğiniz gibi hız, konumdaki değişimin zamandaki değişime, ivme ise hızdaki değişimin zamandaki değişime oranıdır. İsterseniz burada birazcık ara verelim arkadaşlar. Anladınız değil mi? Şimdi sıradaki alıştırmada cisimlerin hareketlerinin zaman içinde hız, konum ve ivme açısından nasıl değiştiklerini inceleyeceksiniz.